İyi günler. Bu dersimizde mimari kat planımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, dış duvarlarımızı, sınırlarımızı çizmiştik. Mahallelerimizi belirttik. Duvar kalınlıklarımızı verdik. Layer'la bütün elemanları tanımladık. Kapıları çizdik. Mahal isimlerini yazdık. Şimdi pencereleri yerleştirmeye kaldı. Evet, pencere içinde ayrı bir layer açıyoruz. New layer'dan pencereler. Pencereler. Buradan pencerelere bir renk kodu veriyoruz. Mor verdim. Daha sonra burada bir daha önce çizilmiş bir penceremiz var. Bunu gruba çeviriyorum. Daha sonra da bu penceremizi pencereler layer'ına tanımladık. Daha sonra bu penceremizi alalım. Move'la konumlandıracağımız yere taşıyalım. Salonumuzun bu cephesine bir pencere yerleştirelim. Daha sonra bunu kopyalayalım. Odamızın burasına da yerleştirelim. Daha sonra bu odamıza da yerleştirelim. Daha sonra buraya bir tane boş bir tane kopyaladım. Bunu rotate ile çeviriyorum. Daha sonra bunu move'la mutfağımıza taşıdım. Bunu kopyalayalım. Banyoya koydum ve odaya koydum. Banyonun bu kadar büyük olması. Bunu biraz dışarı alıyorum. Banyonunkini. Bunu küçülteceğim. İlk önce an grup yapıyorum. Yani an grup yapıp grubu bozuyorum. Şu an bağımsız oldu çizgileri. Bunu stretch komutuyla sağdan sola doğru şuradaki 3 kısmı seçiyorum. Bakın bu kısmı seçmedim. Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum. Ve buradan tutup aynı zamanda F8'e de basıyorum. Çünkü düzlemsel çalışmak istiyorum. Bu kadar yeterli. Tekrar seçip grup haline getiriyorum. Bunu move'la tutup banyonun penceresi olarak yerleştiriyorum. Evet, pencerelerimizi yerleştirdik. Şimdi ölçülendirmeye geleceğiz. Annotate sekmesinin altında dimension komutlarımız burada. Dimension burada düz ölçüm yapar. Aligned yatay ve açısal yerleri yapar. Angular açı ölçer. Arclight yayları ölçer. Radius yarı çapı. Diameter çapları ölçer. Gibi çeşitli fonksiyonlarımız var. Continue devamlı ölçülendirme yapar. Onu da göstereyim birazdan. Evet, Dimension'la başlamadan önce ilk önce Home'dan Layer buradan bir ölçü katmanı oluşturalım ölçüler için. Ölçüler dedik. Bunu da beyaz yapalım. Evet, buradan ölçüleri seçelim. Ölçüler katmanını. Daha sonra da Annotate'den Dimension'a girdim. Buradan ölçülendirmeye, buradan bu cephesini ölçülendirmek için bunu seçtim. Ölçü yazımızın çok küçük olduğunu görüyorum. Ve buradaki ölçü çizgisinin şeklimizde bitişik, neredeyse bitişik gözüktüğünü görüyorum. Bunları ayarlamak için burada Dimensions, burada bir ufak bir ok var. Bu küçük oka tıklıyorum. Buradan Modify, buradan Text diyerek Text Height yani yazımızın büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. 15 gibi bir değer giriyorum. Offset from dim line. Burada da teksimizin yani yazımızın ölçümüzün ölçü çizgisinden uzaklığını ayarlayan bir parametre. Bunu da kaç girelim? 5 girelim. Çok fazla uzak olsun istemiyorum. Lines sekmesinin altında da offset from origin yani ölçü çubuğunu ölçeceğimiz
şeklimizden, cismimizden uzaklığını ayarlayacağımız yer. Offset from origin. Bunu da 15 dersem ölçü çubukları daha belirgin bir hale gelmiş olacak. Close dedim. Evet. Yazımız büyüdü. Buradaki şeklimizden uzaklaştı. Hatta biraz daha arttırabiliriz. Bunu modify deyip buradan offset from origin'i 25 tanımlayıp daha da uzaklaştırabilirim. Böyle daha iyi. Sonra tekrar dimension. Bu cephesini de ölçelim. Burası 1100'dü. Evet. Şimdi devamlı olarak ölçmek istiyorum. Yani ilk önce dimension'dan şurayı, balkonun genişliğini ölçtüm. Burada. Sonra continue tıklıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyor. İşte burada bir duvar kalınlığımız 10 cm var. Mutfağımızın genişliği 3.40. Banyomuzun duvar kalınlığı 10 cm. Banyomuzun genişliği 2.90. Daha sonra buradaki duvar kalınlığı, odamızın genişliği ve dış cephe duvar kalınlığı. Space yaparak komuttan çıkıyorum. Daha sonra buradaki yazıyı şu ortalayarak buraya taşıyabilirim. O biraz yana doğru kaydırdı. Yani bunlarla oynayabiliriz. Kendimiz manuel olarak. Burayı da aynı şekilde yapalım. Dimension. Buradaki 20 cm'i ölçtük. Buraya yazdık. Continue tıkladım. Devam ediyor. Buradan başlayıp buraya kadar 4.80. Burada 10 cm'lik duvar kalınlığımız var. Burada yatak odasının genişliği var. Burada da tekrar 20 cm'lik bir duvar genişliğimiz var. Buradaki ölçülendirmeyi de yaptık. Aşağıda da bir ölçülendirme yapalım. Tekrar dimension. Buradan başladım. Sonuna kadar bir ölçüm aldım. Genel bir ölçüm. Sonra ilk ölçümü normal ölçümden yapıyorum. Standart ölçümden. Sonra continue tıkladığım zaman devamını ölçebiliyorum. Yine içeriden de mesela koridorun ölçüsünü de tek olarak gösterebilirim. Bu şekilde buraya bir ölçü girebilirim. Ya da tekrar space'e basarsam komuta tekrar girer. Mesela buranın 1.80. Bir daha space'e bastım. Buranın ise 1.50 olduğunu gösterir. 1.50 burası, 1.50 burası. Buradan burası 3 metre olduğunu çıkartabilirsiniz. Şimdi buradan da bir ölçü alalım. Yine boydan boya 1200 olduğunu zaten 1100 olduğunu biliyoruz. Tekrar şuradaki duvar kalınlığını alalım. Akabinde de continue ile devam edelim. Salonumuzun genişliği 5.70. Buradaki duvar kalınlığı 10. Daha sonra antremiz 3 metre. Balkonumuz 1.80 ve 20 cm de buranın genişliği. Evet, ölçülendirmemizi de yaptık. Pencerelerimizi yerleştirdik. Mahal isimlerini yerleştirdik. Kapılarımızı yaptık. Ve kabaca ve basitçe bir kat planı bu şekilde çiziliyor. Tabii daha teknik bir çizim istediğimiz zaman bunların aksları var. Yani aks dediğimiz çizgiler normal duvar ve taşıyıcı düzleminde geçtiğini varsaydığımız merkezcil çizgilerdir. Normalde akslarla çalışılır. Akslar çizilir. O akslardan offsetler alınır, kenarları, duvarlar o şekilde oluşturulur. Kolonlar o akslara denk gelecek şekilde taşıyıcı sistem yerleştirilir. İşte yatay ve dikey akslar olur. İşte 1, 2, 3, A, B, C, D, E aksları gibi. Oradan başlanır ama basitçe bir kat planı bu şekilde çizilebilir. Bundan sonraki dersimizde ise bu kat planı üzerinde elektrik projesini işleyeceğiz. Onu göstermeye çalışacağım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler.